Alıştırmalar. Birinci soru. 140 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarını ve bölenlerini bulunuz. Bulduğunuz sayıları karşılaştırınız. Şimdi çarpımları 140 olan sayılar 1 ile 140. Mesela 1 ile 140'ı çarptığımızda gene 140 buluruz. 2 ile 70 sayılarını çarptığımızda 140 buluruz. Demek ki 2 ile 70 140'ın çarpanlarıdır. 140 3'e bölünmez. 4'e böldüğümüzde 35 olur. 4 ile 35'in çarpımı 140 olur. 5'e böldüğümüzde 5 ile 28'in çarpımı 140 olur. 6'ya bölünmez. 7'ye böldüğümüzde 7 ile 20'nin çarpımı 140 olur. 8'e bölünmez. 9'a bölünmez. 10'a böldüğümüzde de 10 ile 14'ün çarpımı 140 olur. 1, 2, 4, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 35, 70 ve 140 sayıları 140'ın çarpanlarıdır. Aynı zamanda bu sayılar 140'ın bölenleridir. İkinci soru, aşağıdaki sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını çarpan ağacından yararlanarak bulunuz. A şıkkında 70 verilmiş. Şimdi 1 ile 70'i çarptığımızda 70 olur. 2 ile 35'i çarptığımızda 70 olur. 5 ile 14'ü çarptığımızda 70 olur. Bir de 7 ile 10'u çarptığımızda 70 olur. 70'in pozitif tam sayı çarpanları 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35 ve 70'tir. B şıkkı 98. 98'in pozitif tam sayı çarpanlarını bulalım. 1 ile 98'in çarpımı 98 olur. 2 ile 49'un çarpımı 98 olur. 3'e bölünmez, 4'e bölünmez, 5'e bölünmez, 6'ya bölünmez. 7'ye böldüğümüzde 7 ile 14'ün çarpımı yine 98 olur. Başka da çarpanı yoktur. 98'in çarpanları 1, 2, 7, 14, 49 ve 98'dir. C şıkkı 165. 165'in çarpanlarını bulalım. 1 ile 165'in çarpımı 165 olur. 2'ye bölünmez. 3'e böldüğümüzde 55 olur. 3 çarpı 55 165'tir. 4'e bölünmez. 5'e böldüğümüzde 5 çarpı 33 gene 165'e eşittir. 6'ya bölünmez. 7'ye bölünmez. 8'e bölünmez. 9'a bölünmez. 10'a bölünmez. 11'e bölünür. 11'e böldüğümüzde de 15 olur. Yani 11 ile 15'in çarpımı 165'tir. 165'in çarpanları 1, 3, 5, 11, 15, 33, 55 ve 165'tir. Ç şıkkı 252'nin çarpanlarını bulalım. 1 ile 252'yi çarptığımızda 252 olur. 2 ile 126'yı çarptığımızda 252 olur. 3 ile 84'ü çarptığımızda 252 olur. 4 ile 63'ü çarptığımızda 252 olur. Sonra 7 ile 36'yı çarptığımızda 252 olur. 9 ile 28'i çarptığımızda 252 olur. 12 ile 21'i çarptığımızda 252 olur. Bir de 14 ile 18'i çarptığımızda 252 olur. 252'nin çarpanları 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 14, 18, 21, 28, 36, 63, 84, 126 ve 252'dir. Üçüncü soru, aşağıda çarpım biçiminde verilen ifadeleri üstü biçimde yazınız. A şıkkı, 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2, 5 tane 2 olduğu için bunu 2 üzeri 5 şeklinde yazabiliriz. B şıkkı, 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5, bir tane 2 var o zaman 2, 3 tane 3 var 3 üzeri 3, bir tane 5 var çarpı 5 şeklinde yazarız. C şıkkı, 2 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 7 çarpı 7, şimdi bir tane 2 var, 2 tane 5 var, 5 üzeri 2 olur, 2 tane de 7 var, 7 üzeri 2 olur. Dördüncü soru, aşağıdaki sayıların asal çarpanlarını bulunuz. Bulduğunuz asal çarpanları üstü ifade biçiminde yazınız. A şıkkı 54, 54'ü 2'ye böldüğümüzde 27 olur, 27'yi 3'e böldüğümüzde 9 olur, 9'u 3'e böldüğümüzde 3 olur, 3'ü 3'e böldüğümüzde 1 buluruz. 54 sayısını 2 çarpı 3 üzeri 3 şeklinde yazarız. 2 ve 3 asal çarpanlarıdır. 136 sayısını yapalım. 136'yı 2'ye böldüğümüzde 68 olur.
2'ye böldüğümüzde 34 olur. 2'ye böldüğümüzde 17 olur. 17'ye böldüğümüzde 1 olur. 136 sayısını 2 üzeri 3 çarpı 17 şeklinde yazarız. Asal çarpanları 2 ve 17'dir. 348'in asal çarpanlarını bulalım. 2'ye böldüğümüzde 174 olur. 174'ü 2'ye böldüğümüzde 87 olur. 87'yi 3'e böldüğümüzde 29 buluruz. 29'a böldüğümüzde de 1 olur. 348 sayısını 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 29 şeklinde yazarız. Bunu asal çarpanları 2, 3 ve 29'dur. 720 sayısının asal çarpanlarını bulalım. 2'ye böldüğümüzde 360 olur. 2'ye böldüğümüzde 180 olur. 2'ye böldüğümüzde 90 olur. 2'ye böldüğümüzde 45 olur. 3'e böldüğümüzde 15 olur. 3'e böldüğümüzde 5 olur. 5'e böldüğümüzde de 1 olur. Bakın 4 tane 2 var. O zaman 2 üzeri 4 çarpı 2 tane 3 var. 3 üzeri 2. Bir tane de 5 var. 5 şeklinde yazarız. 2, 3 ve 5 720'nin asal çarpanlarıdır. 5. soru. Aşağıda asal çarpanları verilen sayıları bulunuz. A şıkkı 2 üzeri 4 çarpı 3 çarpı 5. 2 üzeri 4 16'dır. 16 çarpı 3 çarpı 5. 3 kere 16 48 olur. 5 ile de 48'i çarptığımızda 240 olarak buluruz. B şıkkı 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5'in karesi. 2'nin karesi 4'tür. 5'in karesi de 25'tir. 3 ile 4'ü çarptığımızda 12 olur. 25 ile de 12'yi çarptığımızda 300 olur. C şıkkı 3'ün karesi çarpı 7 çarpı 11. 3'ün karesi 9'dur. 9 çarpı 7 çarpı 11. 9 ile 7'nin çarpımı 63'tür. 11 ile de 63'ü çarparsak 693 olarak buluruz. C şıkkı 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3 çarpı 7'nin karesi. 2 üzeri 3 8 olur. 3 üzeri 3 27 olur. 3 çarpı 3 çarpı 3'ten. 7'nin karesi de 49'dur. 8 çarpı 27 çarpı 49 işlemini yaptığımızda işlemin sonucunu 10.584 olarak buluruz. 6. soru 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı A eşittir 168 eşitliğinin doğru olması için A yerine kaç yazılmalıdır? 168'i asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldüğümüzde 84 olur. 2'ye böldüğümüzde 42 olur. 2'ye böldüğümüzde 21 olur. 3'e böldüğümüzde 7 olur. 7'ye böldüğümüzde de 1 olur. O zaman 168 sayısını 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 7 şeklinde yazarız. Bakın burada da 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı A vardı. Demek ki arkadaşlar bu A sayısı 7 olmalıdır. Alıştırmalar ve problemler. 1. soru. Aşağıda asal çarpanlarının çarpımı şeklinde verilen tam sayıların en büyük ortak bölenlerini bulunuz. A şıkkı 2 çarpı 5 ve 2 çarpı 11. Bu iki sayının en büyük ortak bölenleri arkadaşlar bakın 2'dir. B şıkkı 2 üzeri 3 çarpı 3 ve 2 üzeri 2 çarpı 5. Şimdi bakın ikiler ortak. İkilerden de arkadaşlar üssü küçük olan en büyük ortak bölendir. Yani 2'nin karesi. C şıkkı 2 üzeri 4 çarpı 3 çarpı 5 üzeri 2 ve 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2. Şimdi ortak asal çarpanlara bakıyoruz. İkiler var bakın. Üçler ortak. İkilerden üssü küçük olan 2 üzeri 2 olduğu için bunu ortak çarpan olarak alırız. Bir de üçlerden üssü küçük olan bakın 3 var. Bunu alırız. Şimdi bunların çarpımı da en büyük ortak böleni verir. 2'nin karesi 4. 3 kere 4 de 12'ye eşittir. C şıkkı 7 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 2 ve 2 üzeri 2 çarpı 7 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 3. Şimdi ikiler ortak değil. O halde ikileri alamayız. 7'lere baktığımızda üssü küçük olan 7 üzeri 3 var. Bunu almak zorundayız ortak böleni olarak. 5'lere baktığımızda da 5'in karesi bakın daha küçük olduğu için bunu alacağız. İşte bunun ikisinin çarpımı en büyük ortak böleni olur. D şıkkı 3 üzeri 2 çarpı 11 üzeri 2 ve 2 üzeri 4 çarpı 5'in karesi çarpı 11. Şimdi ikiler ortak olmadığı için bunu almayız. 3'ler de ortak değil onu da almayız. 5'ler de ortak değil onu da almayız. Sadece arkadaşlar bakın 11'ler ortak. Bunlardan da üssü küçük olan 11 üzeri 1 olduğu için bunu alırız ortak bölen olarak. E şıkkına bakalım.
3 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 2 çarpı 13 ve 3 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 3 çarpı 13 üzeri 2. Şimdi 3'ler ortak görüyorsunuz. 3 üzeri 4, 3 üzeri 3 var. Üssü küçük olan 3 üzeri 3 olduğu için bunu ortak böleni olarak alırız. 5'lerden de üssü küçük olan 5 üzeri 2 var. Bunu alırız. Diğer 13'lerden de üssü küçük olan 13 vardır. Bunu alırız. Bu iki sayının ortak bölenlerinin en büyüğü budur. İkinci soru, aşağıda asal çarpanlarının çarpımı şeklinde verilen tam sayıların en küçük ortak katlarını bulunuz. Burada 2 var, bunu alınır önce. Sonra ortak tabana sahip olanlardan da üssü büyük alınır. Burada 3 üzeri 2 var, burada 3 var. O zaman 3 üzeri 2'yi alacağız. Bir de 5 olduğu için 5'i alacağız. Gelelim B şıkkına. 3'lere baktığımızda 3'lerde üssü büyük olan 3'ün karesi var. Sonra 5'lere baktığımızda üssü büyük olan 5'in karesi var. Sonra 7'lere baktığımızda bakın burada 7 üzeri 2 var. Bunu da aldığımızda işte en küçük ortak katları bu olur. C şıkkı 2 üzeri 6 çarpı 7 ve 2 üzeri 7. 2'lere baktığımızda üssü büyük olan 2 üzeri 7. Burada da 7 var sadece. Bunu aldığımızda en küçük ortak katları olur. C şıkkı 2 üzeri 4 çarpı 3'ün karesi çarpı 13 ve 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 3. 2 üzeri 4'ler aynı olduğu için bunları alıyoruz arkadaşlar. Sonra 3'lerden üssü büyük olan 3 üzeri 3 olduğu için bunu alıyoruz. Bir de burada 13 var. Bunu alınca işte en küçük ortak katları böyle çıkmış oluyor. D şıkkı 2'lere baktığımızda üssü büyük olan 2 üzeri 5. Sonra 3'lere baktığımızda üssü büyük olan 3 üzeri 4. 17'lere baktığımızda üssü büyük olan 17 üzeri 2. Bunların çarpımı en küçük ortak katlarına eşittir. E şıkkına bakalım. 2 üzeri 2 çarpı 3 çarpı 5 üzeri 3 ve 2 üzeri 5 çarpı 5 çarpı 13. 2'lere baktığımızda üssü büyük olan 2 üzeri 5. 3'lere baktığımızda bakın burada bir tane 3 var. 5'lere baktığımızda üssü büyük olan 5 üzeri 3. Bir de yazmadığımız 13 var. Bunu da yazınca en küçük ortak katlarını bulmuş oluruz. Üçüncü soru. Aşağıdaki sayıların EBOB ve EKOB'larını bulunuz. 15 ve 12. Şurada yapıyorum. 15 ve 12. 2'ye böldüğümüzde bakın 15 bölünmez. Burası 6 olur. 2'ye böldüğümüzde 15'e 3 olur. 3'e böldüğümüzde 5'e 1 olur. Bakın bu ortak bölendir. 5'e böldüğümüzde de 1 olur. Şimdi sadece 3 bunların EBOB'larıdır. 3. Hepsinin çarpımı da EKOB'larıdır. 2 kere 2 4, 3 kere 4 12, 5 kere 12 60 olur. Yani 12 ile 15'in EBOB'ları 3, EKOB'ları 60 çıktı. 8 ve 10'u yapalım. 8 ve 10. 2'ye böldüğümüzde 4'e 5 olur. Bakın bu ortak bölen. Tekrar 2'ye böldüğümüzde 2'ye 5 olur. Bu ortak bölen değil. 2'ye böldüğümüzde 1'e 5. 5'e böldüğümüzde 1. Başka ortak bölen çıkmadı. Sadece 2 çıktı. 2 bunların arkadaşlar en büyük ortak bölenidir. Şuradaki sayıların çarpımının hepsi de EKOB'larına eşit. Yani 2 kere 2 4, 2 kere 4 8, 5 kere 8 40. EKOB'larını da 40 olarak bulduk. 12 ile 24'e bakalım. Şimdi burada arkadaşlar birbirinin katı olduğu için birbirinin katı olan sayıların EBOB'ları küçük sayıya, EKOB'ları da büyük sayıya eşittir. Yani EBOB'ları 12'dir, EKOB'ları da 24'tür. C şıkkı 32 ile 128. Şimdi bunlar birbirinin katı olduğu için EBOB'ları küçük sayıya, EKOB'ları da büyük sayıya eşittir. Evet, D şıkkı 16 ile 40. Bunları yapıyorum şimdi. 16 ile 40'ı. 2'ye böldüğümüzde 8'e 20 olur. Bu ortak bölendir. 2'ye böldüğümüzde 4'e 10 olur. Bu da ortak bölendir. 2'ye böldüğümüzde 2'ye 5'tir. Bu da ortak bölendir. 2'ye böldüğümüzde 1'e 5 olur. 5'e böldüğümüzde de 1 olur. Buradaki sayıların hepsinin çarpımı arkadaşlar EKOB'ları. İşaretlediklerimin çarpımı ise EBOB'ları. İşaretlediklerim bakın 3 tane 2 var. 2 çarpı 2 çarpı 2 8 olur. Sonra hepsini çarptığımızda 8. 2 kere 8 16. 5 kere 16 da 80. Bu da EKOB'larına eşittir. 175 ve 120'nin EBOB ve EKOB'larını şurada yapıyorum şimdi. 175'e 120. 2'ye böldüğümüzde 175 bölünmez. 120'yi 2'ye böldüğümüzde 60 olur. Tekrar 2'ye böldüğümüzde 175'e 30 olur. Tekrar 2'ye böldüğümüzde 175'e 15 olur. Şimdi 2 bitti, 3'e geçtik.
3'e böldüğümüzde bu bölünmez. 175. Burası 5 olur. Şimdi 3 de bitti. 5'e geçtik. 5'e böldüğümüzde burasını 35, burayı da 1 buluruz. Bakın bu ortak bölen oldu. Şimdi tekrar 5'e böldüğümüzde 7 olur. 7'ye böldüğümüzde de 1 olur. Bunların EBOK'ları arkadaşlar 5'tir. EKOK'ları ise hepsinin çarpımına eşittir. 2 kere 2 4, 2 kere 4 8, 3 kere 8 24, 5 kere 24 120, 5 kere 120 600, 7 ile de 600'ü çarptığımızda 4200 olarak bunların EKOK'larını buluruz. F şıkkı 12 ile 132. Bunlar birbirinin katı olduğu için arkadaşlar EBOK'ları küçük olan sayıya, EKOK'ları da büyük olan sayıya eşittir. G şıkkı 21 ile 111. Bunların EBOK ve EKOK'larını şimdi bulacağız. 2'ye bölünmezler. 3'e böldüğümüzde arkadaşlar burası 7 olur. Burası da 37 olur. 7'ye, bu ortak bölendir. 7'ye böldüğümüzde 1 olur. 37 asal olduğu için direkt 37'ye böldüğümüzde de 1 olur. Şimdi bu 3 bunların EBOK'larına eşittir. 3 ile 7'nin çarpımı 21. 21 ile de 37'nin çarpımı 777'dir. Yani EBOK'ları 3, EKOK'ları da 777. 40 ile 50'nin EBOK ve EKOK'larını hesaplayalım şimdi. 40 ve 50. 2'ye böldüğümüzde 20'ye 25 olur. Bu ortak bölen, işaretleriz. 2'ye böldüğümüzde 10'a 25 olur. Bu ortak bölen değil. 2'ye böldüğümüzde 5'e 25 olur. Ortak bölen değil. 5'e böldüğümüzde 1'e 5 olur. Bakın bu ortak bölen, işaretleriz. 5'e böldüğümüzde de 1 olur. Şimdi buradaki işaretlediklerimin çarpımı EBOK olacak. 2 kere 5 10. EBOK'larına eşit. Hepsinin çarpımı da EKOK'larına eşit. 2 kere 2 4. 2 kere 4 8. 5 kere 8 40. 5 kere 40 da 200'e eşittir. 40 ile 50'nin EBOK'u 10. EKOK'ları ise 200'dür. Dördüncü soru. Aşağıdaki sayılardan aralarında asal olanları bulunuz. A şıkkı 2 ile 11. Bunlar aralarında asaldır arkadaşlar. Birden başka ortak bölenleri yok. B şıkkı 240 ile 175. Bunlar aralarında asal değildir. Çünkü her ikisi de 5'e bölünür. C şıkkı 17 ile 111. Bunlar da aralarında asaldır. Ortak bölenleri yoktur. C şıkkı 185 ve 190. Bakın bunlar arkadaşlar 5'in katı olduğu için ortak bölenleri var. Dolayısıyla aralarında asal değildir. D şıkkı 9 ile 25. Bunlar aralarında asaldır. Çünkü birden başka ortak bölenleri yok. E şıkkı 4 ile 22. Bunlar da aralarında asal değildir. Çünkü her ikisi de çift sayı olduğu için 2'ye bölünürler. 5. soru. EKOK'ları 800 ve aralarında asal olan iki sayıdan biri 32 olduğuna göre diğer sayı kaçtır? Şimdi aralarında asal olan sayıların çarpımları EKOK'larına eşittir. EKOK'ları 800'müş. Sayılardan birisi de 32 ise diğerini bulmak için 800'ü 32'ye böleriz. 80'in içerisinde 32 2 keredir. 2 kere 32 64 olur. Çıkardığımızda 16 olur. 0'a indiririz. 160'ın içerisinde 32 5 keredir. 5 kere 2 10 elde var 1. 5 kere 3 15 1 de elde 16. Dolayısıyla arkadaşlar diğer sayımız da 25'miş. 6. soru. 2 bidondan birinde 36 kilogram yeşil, diğerinde 42 kilogram siyah zeytin vardır. Bu bidonlardaki zeytinler en büyük ve eşit hacimli kavanozlara hiç artmayacak ve birbirine karışmayacak şekilde doldurulacaktır. Buna göre kullanılacak kavanozlar kaç kilogram zeytin almalıdır? Bu iş için arkadaşlar 36 ile 42'nin EBOK'unu hesaplamamız gerekli. 36 ve 42 2'ye böldüğümüzde 18'e 21 olur. Bu ortak bölendir. İşaretlerim. Tekrar 2'ye böldüğümüzde 9'a 21 olur. Ortak bölen değil. 3'e geçtiğimizde bakın 3'e 7 olur. Bu da ortak bölendir. 3'e böldüğümüzde 1 olur. Ortak bölen değil. Sonra 7'ye böldüğümüzde de 1 olur. Bakın buradaki işaretlediğim 2 ve 3'ün çarpımı 6. Kavanozlarda olması gereken zeytin miktarını verir. Demek ki bir kavanozda 6 kilogram zeytin olacak. B şıkkı. Bu iş için kaç tane kavanoz gereklidir diye sorulmuş. Şimdi yeşil zeytinler 36 kilogramdı. 36'yı 6'ya böldüğümüzde 6 kavanoz gerekli. Siyah zeytinler de arkadaşlar bakın 42 kilogramdı. 42'yi 6'ya böldüğümüzde bu iş için de 7 kavanoz gerekli. Toplam kavanoz sayısı 6 artı 7 13 tanedir. 7. soru. Bir kasada bulunan elmalar 6'şer 6'şer ve 8'er 8'er sayıldığında artmamaktadır.
Bu kasada en az kaç elma vardır? Elma sayısı 6 ve 8'in en küçük ortak katı olmalıdır arkadaşlar. 6 ile 8'in ekokunu buluyorum. 6'yı 2'ye böldüğümüzde 3 olur. 8'i 2'ye böldüğümüzde 4 olur. 2'ye böldüğümüzde 3'e 2, 2'ye böldüğümüzde 3'e 1 olur. 3'e böldüğümüzde 1 olur. Buradaki sayıların hepsini çarparsak 2 kere 2 4, 2 kere 4 8, 3 kere 8 24. Demek ki arkadaşlar bu kasada en az 24 tane elma varmış. 8. soru. Uluslararası taşımacılık yapan iki gemiden biri 60, diğeri 72 günde aynı limana geri dönmektedir. Bu limandan aynı günde hareket eden gemiler en az kaç gün sonra yine birlikte hareket ederler? 60 ile 72'nin en küçük ortak katını hesaplamamız gerekir. Ekoklarını bulacağız. 2'ye böldüğümüzde 30'a 36 olur. 2'ye böldüğümüzde 15'e 18 olur. 2'ye böldüğümüzde 15'e 9 olur. 3'e böldüğümüzde 5'e 3 olur. 3'e böldüğümüzde 5'e 1 olur. 5'e böldüğümüzde de 1 buluruz. Buradaki sayıların hepsini çarptığımızda 2 kere 2 4, 2 kere 4 8, 3 kere 8 24, 3 kere 24 72, 5 kere 72 de 360 eder. Bu iki gemi 360 gün sonra yine birlikte hareket ederler. 9. soru. Dikdörtgen biçimindeki bir arsanın eni 380 metre, boyu 440 metredir. Bu arsanın çevresi tel ile çevrilecektir. Telleri tutturmak için eşit ve en geniş aralıklarla direkler dikilecektir. Her köşeye bir direk dikmek üzere dikilecek direk sayısını ve direkler arasındaki uzaklığı bulunuz. Şimdi direkler arası uzaklığı bulmamız için arkadaşlar 380 ile 440'ın EBOB'larını hesaplamamız gerekir. Şimdi 380 ile 440'ın en büyük ortak bölenini hesaplayacağız. 2'ye böldüğümüzde burası 190 olur. Burası da 220 olur. Bakın bu ortak bölen. Tekrar 2'ye böldüğümüzde burası 95, burası da 110 olur. Bu da ortak bölen çıktı. Şimdi 2'ye böldüğümüzde 95'e 55 oldu. Bu ortak bölen değil. 3'e bölünmezler. 5'e geçtik. 5'e böldüğümüzde burası 19, burası 11 olur. Bu da ortak bölen çıktı. Şimdi 11'e böldüğümüzde 19 bölünmez. Burası 1 olur. 19'a böldüğümüzde de burası 1 olur. Şimdi burada sadece işaretlediklerimin çarpımı EBOB'larına eşit. Yani iki direk arasındaki mesafeye. 2 kere 2 4, 5 kere 4 20. İki direk arası arkadaşlar 20 metreymiş. Şimdi her köşeye bir direk dikmek üzere dikilecek direk sayısını bulalım. Direk sayısını bulurken arkadaşlar bakın şu uzun kenara 440'tı. 440'ı 20'ye bölerek buraya kaç tane direk olduğunu buluruz. 440 bölü 20. Bu işlemi yaptığımızda 22 çıkar. Buraya 22 tane olur. Şimdi kısa kenarımız 380'di. 380'i 20'ye böldüğümüzde de bu işlemi yaptığımızda 19 buluruz. Kısa kenara da 19 tane olacak. Toplam direk sayısını bulurken bu iki sayıyı toplayıp 2 ile çarpmamız lazım. Çünkü diğer kenarlar da var. 22 ile 19'u topladığımızda 41 olur. 41 ile de 2'yi çarptığımızda toplam direk sayısını 82 olarak buluruz. 10. soru. Doktor Ayşe nineye yazdığı ilaçlardan birini 8 saat, diğerini 12 saat arayla içmesini söyledi. Komşu Suzan Hanım Ayşe nineye ilaçlarını içeceği saatleri söyleyerek yardımcı olmaktadır. Ayşe nine ilaçlarını sabah saat 8'de birlikte aldığına göre. A şıkkı. Suzan Hanım en erken saat kaçta iki ilacını birlikte almasını söyleyecektir. Şimdi 8'in ve 12'nin ortak katlarını bulmamız gerekecektir. 8 ile 12'nin ekokunu hesaplıyoruz. 2'ye böldüğümüzde 4'e 6 olur. 2'ye böldüğümüzde 2'ye 3 olur. 2'ye böldüğümüzde 1'e 3. 3'e böldüğümüzde 1. 2 kere 2 4. 2 kere 4 8. 3 kere 8 24. Demek ki arkadaşlar bu 2 ilacı 24 saat sonra tekrar alacak. O zaman A şıkkımızın cevabı 24 olacaktır. B şıkkı. Ayşe nine ikinci kez ilaçları birlikte aldığı zamanda 8 saatte bir aldığı ilaçtan kaç kez almış olur? Şimdi ilk ilacını bakın almıştı saat 8'de. İkinci ilacını da 24 saat sonra almıştı. 24 saat sonra arkadaşlar 8 saatte bir alması gereken ilaçtan toplam 3 tane almış olur.
11. soru. Bir manifaturacı 52 metre ve 60 metre uzunluklarındaki perdeli kumaşları hiç artmayacak şekilde eşit ve en büyük uzunlukta parçalara ayırmıştır. Buna göre bir parça kumaşın uzunluğu kaç metredir? Arkadaşlar 52 ile 60'ın ortak bölenlerinden en büyüğünü bulmamız lazım. 52 ile 60'ın eboklarını hesaplıyoruz. 2'ye böldüğümüzde 26'ya 30 olur. Bu ortak bölendir. 2'ye böldüğümüzde 13'e 15 olur. Bu da ortak bölendir. Şimdi 3'e geçtik. 3'e böldüğümüzde 13'e 5. 5'e böldüğümüzde 13'e 1 olur. 13'e böldüğümüzde de 1 çıkar. Şuradaki işaretlediklerimin çarpımı eboklarına eşit. Yani 4. Demek ki arkadaşlar bir parça kumaşın uzunluğu 4 metredir. B şıkkı kumaşlardan elde edilen parçaların toplam sayısı. Şimdi 52 metrelik kumaştan 52'yi 4'e böldüğümüzde 13 parça olur. 60 metrelik kumaştan da 60'ı 4'e böldüğümüzde 15 parça olur. Toplam parça sayısı ise 13 artı 15, 28'dir. 12. soru. Bir kavanozdaki bilyeler 3'er ve 5'er sayıldığında her seferinde 2 bilye artmaktadır. Bu kavanozdaki bilyelerin sayısı 100 ile 110 arasındadır. Kavanozdaki bilyelerin sayısı kaçtır? Şimdi bilyeler 3 ve 5'in ortak katıymış arkadaşlar. O zaman 3 ile 5'in en küçük ortak katlarını bulalım önce. 3'e böldüğümüzde 1, 5 olur. 5'e böldüğümüzde de 1. Yani 3 kere 5, 15'tir. Şimdi 15 bu bilyelerin arkadaşlar en küçük ortak katı. Yalnız bilyelerin sayısı 100 ile 110 arasındaymış. Şimdi 15'in katlarına bakacağız. 100 ile 110 arasında olan, bakın 7 ile çarptığımızda 105'i buluruz. Demek ki 105 tane olmuş olsaydı arkadaşlar 3'er ve 5'er sayıldığında hiç artmayacaktı ama 2 bilye artıyormuş. O halde 105'e 2 eklediğimizde bilye sayısını 107 olarak buluruz. 13. soru. Bir bahçeden toplanan 345 kilogram yeşil elma ve 570 kilogram kırmızı elma birbirine karıştırılmadan hiç artmayacak şekilde eşit ve en büyük hacimli kasalara konulmuştur. Buna göre A şıkkı bir kasaya kaç kilogram elma konulmuştur? 345 ve 570'in eboklarını hesaplayalım. İkiye böldüğümüzde 345 bölünmez. Burası 285 olur. 3'e böldüğümüzde 345, 115 olur. Burası da 95 olur. Bakın bu ortak bölen oldu. 5'e geçtik. 5'e böldüğümüzde burası 23 olur. Burası da 19 olur. Bakın bu da ortak bölen çıktı. 19'a böldüğümüzde 1 olur. 23'e böldüğümüzde de 1 olur. Şimdi buradaki 3 ve 5'in çarpımı eboklarıdır. Yani bir kasaya konulacak elma sayısı 15 kilogram çıktı. Bu iş için toplam kaç kasa kullanılmıştır diye sorulmuş. Yeşil elmalar 345 kilogramdı. 345'i 15'e böldüğümüzde 23 olarak buluruz. Sonra 570 kilogramlık kırmızı elmalar vardı. 570'i de 15'e böldüğümüzde 38 olarak buluruz. Demek ki 23 tane yeşil elma için, 38 tane de kırmızı elma için toplam 61 tane kasaya ihtiyaç vardır.